Gazi evli Seda Üren'den özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar. Eşim beni tanıdığında benim ünlü olduğumu dahi bilmiyordu. Beni çok seven bir adamla evlendi. Allah ne zaman gönderirse hoş geldin deriz. O imzaya attığınız an tamamen hayatınız değişiyor. Bitmeyen enerjisi, çılgınlıkları ve danslarıyla bir dönem ekranlara damga vuran şovmen Meriç Erkan şimdi ne yapıyor? Bir gün ürün anlatmaya gittim. O arkadaşım 4-5 misli ürün satılmış. Ahu Tuğba'yla gerçekten aşk yaşadı mı? O günlerin hatırına ilginç, enteresan. Yapmayın! Gündem yaratacak açıklamaları. O zamanlar çok sinirliydim ya. Sinirlere hakim olamadık. Pişmanlıkları ve yeni hayatıyla Caner Toygar birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Gazi evli Seda Üren'den özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar. Eşim beni tanıdığında benim ünlü olduğumu dahi bilmiyordu. Beni çok seven bir adamla evlendi. Allah ne zaman gönderirse hoş geldin deriz. O imzaya attığınız an tamamen hayatınız değişiyor. Bitmeyen enerjisi, çılgınlıkları ve danslarıyla bir dönem ekranlara damga vuran şovmen Meriç Erkan şimdi ne yapıyor? Bir gün ürün anlatmaya gittim. O arkadaşım 4-5 misli ürün satılmış. Ahu Tuğba'yla gerçekten aşk yaşadı mı? O günlerin hatırına ilginç, enteresan. Yapmayın! Gündem yaratacak açıklamaları. O zamanlar çok sinirliydim ya. Sinirlere hakim olamadık. Pişmanlıkları ve yeni hayatıyla Caner Toygar birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Şeyimi düzeltiyordum. Birazcık gergin olmuş tabii ki mikrofonum. O yüzden onu düzeltiyordum. Nasılsın canım? Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok çok iyiyim. Sağ ol, teşekkür ederim. Günaydın. Çok memnun oldum. Günaydın. Ben de çok memnun oldum. Ne iş yapıyorsunuz? Canım televizyonda çalışıyorum. Ben de. Öyle mi? Hangi televizyon? Show TV'de. Ben de. Evli misiniz? Evliyim ben. İki çocuğum var. Çocuk. Siz de? Ben bekarım. Ay. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun. Allah razı olsun. Allah tuttuğunuzu şey yapsın inşallah. Ay, amin, sizin de. İnşallah size hayırlı kısmetler versin. Amin, çok teşekkür Nasılsınız ediyorum. Nasılsınız efendim? Günaydın olsun inşallah. Günaydınlar. Ekranların başındaki izleyicilerimize de Her Şey Dahil'den Show TV'den günaydın. Bugün dünyalar... Efendim? Şeker gibiyim. Çok teşekkür ederim. Yönetmenim de ayakkabılarımı çok beğenmiş. Pelinim ayakkabılarım. Çok teşekkür ediyorum o kendisine. O şeker gibi bir şey miyiz? Acıp yani. Neyse. Siz de çok güzelsiniz dedi. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok yakışıklıdır benim partnerim. Teşekkürler. Çok beyazsın ya. Peki. Çok şimdi, güzel bir program hazırladık efendim. Aynen ekibimiz öyle. Ve biz tüm yapım olarak çok güzel bir program hazırlıyoruz. Her gün çalışıyoruz, her gün konuşuyoruz. Ne yapsak, kimi ne yapsak, şunu mu alsak, onu mu alsak falan filan de gerçekten çok uğraşıyoruz. Bugün dünyalar güzeli bir astrolojimiz çok, var. Çok güzel bir konuğumuz var. Evet, yeni evlendi. Evlilik hayatını bize anlatacak. Yeni şarkılarını söyleyecek bize. Seda Üren az sonra bizlerle birlikte olacak. Ama önce Show TV ekranlarından
Hepiniz çok sevdiğiniz onu, hepimiz çok sevdik ama uzun süredir ortalarda yok. Benimle evlenir misin diye bir yarışma vardı, hatırlarsınız hepiniz. Herkes ve Türk televizyon tarihinin reyting rekorunu kırdılar finalinde ve o final reytingi bir daha kırılamadı. Kaç yer almışlardı? 65 falan. Evet. 65 yer, efsane bir şey. Efsane yani. Evet. Neler yapıyor acaba? Darısı başımıza. En son işte bir iki televizyon programına çıkıp da işte bir şeyler yapmıştı. Böyle sinirli sinirli hareketleri vardı. Gene bir gergin hareketleri vardı. Onu ama biz hep böyle biraz işte kafada bardak kıran biraz asabi tarafıyla tanımıştık. Ama aradan tabii ki 12 aradan yıl geçti ve artık olgunlaştı. Artık şeker gibi oldum. Kendine ait bir iş yeri de var. Neler yapıyor onu göreceğiz. Kocaman alkışlar. Caner Toygar geliyor. Ekrana. Uzun zamandır çıkmıyordum da bir geçen sene yine bir burada bir Sabah Hanım'ın programından çıkmıştık. Hı hı. Ha, bir senedir çıkmıyorum ya. Heyecan var mı biraz? Heyecan yok da uykusuzum. Neler yapıyorsun ya? Vallahi iyi, ne yapalım, bir yer açtık, onunla uğraşıyoruz. Hala bekar mısın sen de? Hala bekarım ya. Ama galiba evleneceksin. İnşallah. Dur! Söyleme, söyleme dur. O tülün yaktı seni tülün. Tülün. Tülün ne yapıyor, nerelerde? Konuşuyor musunuz? Hiç görüşmüyoruz. Hiç görüşmüyor musunuz? Yok. Allah. Öyle bir dönemdi o tabii insanın ya hayatında. Ya 12 sene geçti tabii ya. Aradan. 12 sene geçti mi? 12 senedir hiç mi konuşmadınız? Ya 12 senedir değil de bir 2-3 senedir görüşmüyoruz. 3-4 senede olmuştur yani. Hmm. 3-4 yıldır. Peki hayatında biri var mı? Şu var. Anda? Var. Şu anda var. Var mı? Boş kalır mıyım? Lan biz olsun. Peki biz senin hakkında çok şey merak ediyoruz. Ne yapıyor Caner? Tamam. Ne iş yapıyor? Neler değişti hayatında? Neler değişti hayatında? Olgunlaştı mı? Annesiyle kavgalıydı en son, annesiyle barıştı mı? Tamam. Bunların hepsini öğreneceğiz. Anlatırız. Tamam. O zaman bir öğreneceğiz. Yaptığımız röportajı izleyelim önce. Tamam. Sonra orada da ne kadar kilolu çıkmışım ya? Nasıl çıkmışım ya? Çok değişik çıkmış. O nasıl bir şey? Değişiyor, kilolu değilsin aslında. Yok, gayet iyisin. Yok, şimdi bakarsan şimdi görürsün yani. Bir bakayım görelim acaba Caner nasıl kilolu mu? Yani boğazdan atlayayım mı böyle inanmaları için ya? Allah aşkına yapma ya. İnanamıyorum. Gelir hayatımdan. Gelir hayatımdan. Caner benim evleneceğim bir damat adayı değil. Yapma ya! Caner! Yapma ya! Caner! Ya dağlar yerle bir olacak. Ya kıyametler kopacak. Ya da dünya batacak. Senden öyle ayrılacak. Katıldığı evlilik yarışmasında yaşadığı aşkla adından söz ettiren ve uzun süredir ekranlardan uzak duran Caner'i sahibi olduğu restoranda ziyaret ettik. Sen seç kendi hayatın. La 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 la. Herkes bir şey söyler. Sen kalbini dinle. Sen seç kendi hayatın. La 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 la. Sevdiniz bu sektörü? Yani yani bir de Adanalı olduğum için şey yani. Kendilerde var zaten. Kendine yeni bir hayat kuran Caner, televizyondan uzak kalsa da iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti. O zaman 22 yaşındayım. Şimdi 34 yaşına geldim. Olgunlaştık. Saçlarım beyazladı ya. Olgunlaştık yani, eski Caner yok ki. Şu anda yine damga vururum ben. Yani iyi bir projede, buna emin olun. İlk önce tünü reddetti. Sonra Tülin istedi, ben istemedim. Sonra ben istedim, Tülin istemedi. Sonra Tülin istedi. Sevenlerin peşimi bırakmıyor. Bak 12 sene geçmiş, yolda yürüyoruz. Hala insanlar tanıyor. Geçen Edirne'deydim, 3 gün Edirne'de kaldım. Acayip bir ilgi var. Yani görenler diyor ki ya sen dizi oyuncusu değilsin. Pop sanatçısı değilsin, futbolcu değilsin. Bu ilgi niye? Peki, onun şey anası var, babası var, benim anam var, benim babam var ya. Ailenin yanında takılır. Aileden olmadan ben yüzük müzik takmam, bu kadar da saygısızlık yapmam ailesine de, benim ailem. Türbeye bile ismimi yazmışlar. Hatay bölgesine gittim. İşte türbeleri geziyoruz. Türbelere ismimizi yazmışlar ya. Ya yemin ediyorum öyle bir şey yok ya. Hiçbir şey olmaz. Ya bakın nasıl kalbimi kırıyor. Evet. Niye olmaz, benden merak ediyorum. Olmaz. Niye olmaz? İstediğin karakter yok sanki. Mesela ne istiyorsun sen? Ya dediğim gibi yani biraz daha sessiz, sakin konuşarak. Acı ve tatlı anlarıyla herkesin bir dönem ekranlara kilitlendiği o günleri acaba özlüyor mu Caner? Geçmişi özlemiyorum. Yok, hiç özlemiyorum ya. Böyle daha iyiyim vallahi ya. O zamanlar
Ama yani çok hatalarım oldu aslında, biliyor musun? Arayıp sinirlerimi bozup burada Tülin'e karşı kötü konuşup ondan sonra da çıkıp diyor ki ah Caner çok agresif, Caner çok şey. İnanın Tülin'in tek amacı bu. Keşke hep Almanya'da kalsaydım. Almanya'da yaşıyordum. Keşke Almanya'da yaşasaydım diyorum. Ya korktum, resmen korkuyorum yani. Ya evlensen mi, evlenmesen mi? Hep ikilem içinde yaşadım. 2'den 2010'a kadar, yok 2013'e kadar çok uğursuz geldi bana yani. Ama tekrar söylüyorum. Bu acılar çektim. Ya neler çektim zaten, herkes izleyenler de biliyor. Çok çok kötü şeyler çektik. Özürümüz kabul olmuyorsa. Bir şey demiyorum işte, insanlar da duyuyordur artık ya. Ben ne diyeyim? Hayır, insanlar duyuyor diyor. Hala bu aşkı insanlarla beraber yaşıyor. O dönem deli olduğunu bile söyleyenler olmuş Caner'in. İşte psikopattır, delidir, sinirlidir. Ya kardeşim 22 yaşındayım ya. Piyasaya yeni giriyorum. Herkes sahte, hiç güler şey yok. Hani bir iyi niyet yok. Ne olsun genç olarak. Dua etsinler yani. Cinayet işlemedik o dönemler yani. Ya kusura bakmayın, her programda böyle ağlıyorum ama. Tutamıyorum ki. Kendimi çok yalnız hissediyorum. O ağladığı zaman. Her şeyimden olduğunu, sevdiklerimden, ailemden. Yapayalnız kaldım. Kendisi de samimice öz eleştiri yapıyor ve zaman zaman sinirine hakim olamadığını itiraf ediyor. Gidin hayatımdan! Gidin hayatımdan! Yapmayın! Caner! O zamanlar çok sinirliydim ya. Sinirlere hakim olamadık. Şu günlerde çok zor günler yaşıyorum. Senin yanımda olmanı istiyorum. İnan bir... Öyle davranmamam gerekti ama... Oldu. Yani 22 yaşındayım yani. 12 sene geçmiş. O zaman kime sorsa milletin neleri çıkar. Şimdiki bu çok ünlülerin neleri çıkıyor ya, neleri yapmış ya. Ben sadece bir bardak kırdım diye 12 senedir şu bardak konuşuluyor. Söyle o zaman. Farklı şeyler ne olmuşsa söyle o zaman. Yani ne... Çünkü... Saçma saçma konuşuyorsun. Bazen beni sinirlendiriyorsun yani. Bir dakika, bir dakika. Harbi saçma saçma konuşuyor. Ne alaka şimdi ben... Anlat o zaman. Millet de yanlış anlayacak. Ben konuşmuyorum ya. Caner, Tülin. Geçmişteki büyük aşkı Tülin'le arkadaş kaldılar mı acaba diye soruyoruz şimdi de. Hiç görüşmüyoruz ya. Ya onun da vardır ilişkisi, sevdiği gibi bilmiyorum, evlendi. Gerçek aşk mıydı o yoksa? O yani aşk vardı o zaman. Demek ki sana karşı boş değil mi? Ya bırak Allah'ını seversen ya. Ya bırakın abla. Olayları karıştırıyorsun ya. Ne olayları karıştırıyorsun? Caner olayları anlayamıyor. Anlamak istemiyor. Sana yine döner misin bana geriye? Sever misin eskisi gibi? Bir ara albüm bile çıkardı Caner. Onu hatırlatıyoruz kendisine ve pişmanlığını dile getiriyor. Döner misin bana geriye? Sever misin eskisi gibi? Sarar mısın aşkım diye? Onunla da söyleyeyim, birinin gazına yaptık. Ses yok, sesim yok. Dediler oynarız bilgisayarla falan filan. Saçma sapan bir albüm yaptık yani. Yok yani sesim yani. Kendi sesimden utanıyordum. Ama şunu inanın, sesim olsaymış çok iyi yerlere yine gelirmişim. Niye diyeceksin? Albüm yaptım, her yerde şey, sahne teklifi. Her yerden ama yani. Son olarak da o döneme dair kırgınlıkları olduğunu söylemeden edemiyor Caner. Hakkımı helal etmiyorum. Ya ne diyorum ya, helal etmiyorum ya. O zamanlar jipler, villalar, katlar, yatlar aldılar yani. Ama gayet iyiyim yani. Çünkü başaramadılar yani. Bunlar dediler ki bu çocuk kafayı yer, bir yerde intihar eder diye. Ya hiçbir şey vallahi, ayaktayım yani. Hiç. Öyle işte. Sever misin eskisi gibi? Sarar mısın aşkım? Bu eski yaptıklarını görünce neler hissediyorsun? Yani izlemek de güzel. Bayağıdır izlemiyorum bunları. Bayağı şeyler yaşamışız ama. Bayağı yaşamışız. O dönemde çok mu duygusaldın yoksa çok mu yıkım yaşadın ve yorulmuştun? Ya normalde duygusal bir adamım zaten ben. O zamanlar da 22 yaşındayım. Almanya'dan geliyorum. Alışmadığım bir ortam. İşte her gün televizyonlardayız. Bir şey söylüyorsun millet anlamıyor. Doğruyu söylüyorsun. Seyircilerden işte en öne dizmişler o zamanlar. Yapımcılar demişler ki işte böyle davranın, şöyle yani söyleyin, Caner'e saldırın. Caner'e saldırın. Ben de saf delik tabii o dönemler. Bir şey biz, söyleyeyim. Biz de şu anda en öne dizdik bak şu abla. Saldırın anne bu. Şu iki abla birazdan saldıracak sana. Ondan sonra
Ben de tabii çıldırıyordum, dedim, bağırıyordum, çağırıyordum. Ondan sonra ne yaptılar işte, adımızı şeye çıkardılar. Delicelere çıktı. Delicelere çıkardı. Ama harbiden öyle yani, bir yere gidiyoruz işte Caner işte, aa diyor bizim Deli Caner falan. Peki, ama yani vardı o dönem, tablo öyleydi yani. Kimseye haksızlık etmemek lazım. Görüntü oydu tabii ya ki. Ya görüntü, bir bardak kırma olayım var. Birkaç kere bir yerde kavgam var. Ya bunlarla... Annem hangi normal insan kafasında bardak kırıyor? Onu bir kere yani böyle herhangi bir şeymiş gibi geçirmemen lazım. Ya ama o zaman o kadar üstüme geldiler ki. Şimdi bu camiada siz daha iyi bilirsiniz milletin neleri var yani. Mutlaka canım. Neleri var? Tabii ki senin yaptığın hiçbir şey ama senin şeyini şöyle anlayabiliyorum. Dediğin gibi 22 yaşında bir genç Almanya'dan yani, geliyor. Bir anda şöhret ve Türkiye'nin en önemli televizyonlarında o güne kadar alınmamış reytingleri alıyorsun. Her yerden teklifler geliyor. E tabii ki bir de tek başınasın. O ara annenle de sorunlar vardı. Annemle sorunlarım var. Ailem Adana'da, burada yalnızım. Kimse yok. Peki şeyi merak ediyorum. Yalancılar, yani, dolancılar, yapım yani. O dönem dedin ya az önce dönem, villalar, arabalar falan teklif edildi. İşte onu soracaktım. Ne? Yani programlarına çıktığımız insanlar, bizim sırtımızdan paralar kazanmalar. O zaman çok yerdiler beni. Hayır, ya. Bak şu an bile şey olduğum zaman acayip şey oluyorum yani, üzülüyorum yani. Abi sana ne karşılığında şey, ya bir şey karşılığı verme. Yarışmayı aldılar bize. İmza attık, yarışmadan çıktık. Her gün programlara çağırdılar. Meğerse bunların yaptıkları her şey düzmeceymiş. Sonuçta program bittikten sonra bizim ne yapmamız lazımdı? Benim Almanya'ya dönmem lazımdı. Tülin'in de köyüne dönmesi lazımdı. Ama onlar öyle bir kurgu yapmışlar ki biz her gün programları alarak reyting yapıp sırtımızdan para kazanmışlar. Siz de bilinçsiz oldunuz. Ben bilinçsizim. Ne diyorum bakın. Ben hiçbir zaman o programlardan para almadım. İnsanlar diyor ki sen yapmacık oynadın, para aldın. Kesinlikle ben para almadım. Aldıysam ispatlasınlar. Kuşum Aydın'da geçen bir programında diyor ki işte hakkını helal etsin dedi. İşte onların sayesinde çok reytingler aldık. İşte benim de üstümde patronlarım vardı. Hani şey demeye çalışıyor. Onları kullandık ama benim üstümdeki patronlarımdan dolayı ben bir şey yapmadım. Ama aynı yapım firmasıydınız. Hani aynı yapım firmasıydı. Aynı yapım firması yani, olduğunuz için inanın, o programa çıkman çok doğal. Milyon dolarlar kazandılar. Kazansa ben onlardan bir para beklentim yok. Sen bir şey kazandın mı? Ben hiçbir şey kazanmadım ya. Bu kadar kaset yaptın. O kadar zaten kaset olayı hiç paraya çevirecek bir iş olmadı. Kaset olayları da çok saçmaydı ya kaset. Yani ses yok. Biraz bir gaza şey mı yok. Geldi? Gaza getirdiler. Albüm yap. Ama bir şey söyleyeyim. Albüm yaptım. İnanın Türkiye'nin her yerinden, Almanya'dan, oradan burada her yerden sahne teklifi geldi. Çıkamadım. Ses yok. Nasıl çıkacağım yani? Vokalle mi çıkacağım? Peki şimdi albüm demişken, ses demişken. O zaman yeni bir albümle sen de konuşmaya devam edeceğiz. Daha çok konuşacak şeyimiz var. Yeni albüm yapacağım. Yeni albüm sen yapmadan. Şimdi sesi çok güzel ve... Evet, sesi çok güzel, kendi çok güzel. Daha taze yeni, bir gelin olan evet, birini taze gelin. Efendim. Onu çağıralım. Yeni albümüyle birlikte gelecek ve bize evliliğini anlatacak. Çünkü aniden evlendi. Böyle bir anda evlendi. Bize anlatacak her şeyini yepyeni şarkısıyla. Kocaman alkışlar. Seda Üren geliyor! Ayrılıklar doğacak.
şeyi kabullenmem çok zor. Güneş ayrılıkla Seda'yla bir düetimiz vardı. Erkeklerde. Onu alalım mı birazdan ya? Alalım evet. Valla onu bulsunlar onu alalım. Evet ya. Ama gerçi sen düetin nerede olduğunu bile hatırlamıyorsun değil mi? Alişan'ı çağırdım dedim ki Alişan'cığım bir şarkım var. Evet. Tamam sana yakışacak dedim. Sene kaçtı dedim. Be? 2005 miydi 2004 evet, miydi? Evet 2004'tü. Ondan sonra dedi ki bir dinleyebilir miyim şarkıyı? Lütfen arkadaşım dedim. Stüdyoya geldi dinledi. Erkekler dağlar değil mi? Evet erkekler helal olsun. Hatırlar. Stüdyoya girdi dinledi. Dedi ki ben bir gireyim bakayım dedi. Okudu ve çıktı. Evet. Yapar. Teşekkür ediyorum arkadaşım dedim. Yine teşekkür ederim. Hoş geldin. Çok güzelsin bir kere. Çok şıksın. Canım benim harikasın. Sizin için özel her zamanki gibi. Vallahi çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Bu arada. Çok mersi. Hayırlı olsun. Ne kadar oldu? Valla 3 ay diyebiliriz. Ay, evet. Ne güzel. Peki yani öncesi uzun bir süreç miydi? Evet 2 senelik bir birliktelikti. Peki bir anda mı karar verildi evlenmeyi? Yok aslında ilişkimizin 6. ayında buna karar verdik. Ama tabii onun işleri benim işlerim ve ev hazırlamak, o hayatı kurmak için biraz zaman harcadık. Ama baktık ev hazırladık. Biz işlerden güçlerden evlenmeye zaman bulamadık. 2 sene oldu bu sefer. Dedik evlenelim artık.
Yılbaşından önce de öyle aile yemeğinde dedik ki bu yoksa hani planlamakla olmayacak, biz evlenemeyeceğiz. Evlenemeyeceğiz diye. Evlenmeden önce beraber mi yaşıyordunuz? Hayır, beraber yaşıyoruz. Zaten dedim ya hani evi anca yaptık falan, fırsat bulamadık. Anca ay, işte. Ne güzel, ne güzel bir gece. Çok güzel, çok güzel bir şeymiş. Yani herkese tavsiye edebileceğim, zaten evlilik hani çok kutsal bir müessesi ama ben mutlu bir evlilik yaptım. Severek evlendim, görüyoruz, seviliyorum. Dolayısıyla Allah herkese, isteyenlere böyle güzel, mutlu bir evlilik nasip etsin. Amin, amin. Enişlere buradan enişten, selamlar olsun. Enişten de bunluk gibi maşallah. Maşallah. Ben Allah bozmasın, ne güzel. O böyle daha oturaklı. Birbirinizi dengeliyorsanız aynen. Önemli olan aynen o. Aynen öyle Çağrı'cığım. Yani. Allah nazardan saklasın inşallah. Ben deli doluyum ya. Amin, teşekkür ederim. Bize, beni... bize yaptığın özel açıklamalar var. Onları birazdan izleyeceğiz. Tamam. Onların hepsini röportajımızı, bir şarkını da alacağız. Tamam. Bir de bizim ikimiz birlikte olan şarkıyı da onu bulalım, onu evet, da alalım. Lütfen. Onu da bulalım, onu da alalım. Oturtalım seni tamam, daha peki. Fazla. Merhaba Caner'cim. Yormadan ayaklaşsın. Merhaba. Caner'i tanıyoruz. Tanıyorsun. Evlilik deyince akla dönüyor musun hala kendini? En son bardak kırıyordu kafasında ya. Evet. Ben çok üzülüyorum. O görüntü kaldı. 12 sene önce de kalmışsın sen o zaman. Herkesin aklına tabii. Ben güle güle de kaldım. Evet o kaç? 12 senede kalmışsın. 20 sene. Birçok kişi orada kaldı aslına bakarsan ama diyor ki 12 yıl önceydi. Bana o dönemlerde işte ne bileyim bir şekilde beni gaza getirip kaset de yaptırdılar ama sesinden utanıyorum hani şimdi. Niye yaptım bilmiyorum. Değil gaza mi? Geldim. Kötü diyor. Tabii sesimdi. Ki... Millet dedik işte albüm biliyorsunuz bütün. Ama göz önünde sen mecburen ayak uydurmak zorunda kalıyor aslında yani. Biliyorsunuz mankenlerde sesi olmayan kişilerde albümü bize de dediler bir albüm yap. Niye yaptıysa. Ayak uydurayım. Geçen izlediğiniz... Aslında böyle kendimi dövmüyorum diyorsun yani değil mi? Onu söyle yani korkmasınlar. Hala kendimi dövmüyorum. Artık yapmıyor. Yani. Peki tamam. Pişmanlık var mı Caner? Hangi konuda? Her konuda. O yaşadığın dönem ne kadar bir dönemse. Ne o bileyim, dönemde... Hiç benimle evlenir misin, hiç girmeseydim keşke hiç, biliyor musun? Hiç girmeseydim çok genel olacak ama mesela atıyorum o kadar ağlamasaydım, o kadar asabi olmasaydım, Tülin'e hiç aşık olmamış olmayı isterdim, bu kadar acı çekmezdim belki de gibi böyle şeyler var mı kafanda? Yani yarışmaya katılmamam lazımmış o zaman demek ki. Hayır bu soruyorum sana yani öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorsan evet. Konuşsana oğlum. Bir soru sordum mesaj ya. Mesaj geldi sana. Sana mesaj geldi. Seninle ilgili söylemeyeceğim ama. Vallahi ben tekrar söylüyorum. Yarışmaya girdiğimden pişman olmadım. Sadece o zamanki çıktığım programlardan pişman oldum yani. Hiç gereksiz be. Kadın programlarına çıktık. Her gün bir programlarda. Ne demek istiyorsun ya? Deli ya. Yani şunu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Anlatamıyorum ben derdim işte. Anlattıkça batıyorum. Şov ya biraz daha şov. Evet. Ayak uydurmuş o yani. Saldır ablam öndekiler. Saldırın hadi hangini saldırın? Saldır. Söyle abi söyle abi. Saldıraman ki iyi saldıraman ki. O zaman açık mı? Açık abi. O zaman kuyumcular Gerdan'a seti göndermişlerdi. Hediye. O kadar insan istiyordu ki ekranlar kapanın inan. Kitlendi. Ya size ben bir şey söyleyeyim mi? Ben söylüyorum ya da 70 millet... milyon insan sizi şu an hepsi çocuklar bile tanıyor. Onunla ilgili söyleyeceğim. Millet zannediyor ki biz burada sallıyoruz falan filan. Herkes yalan söylediği için bu biz camiye mi diyoruz piyasada? Biz televizyonda izlediğiniz kaç kişi varsa %80 hep yalan dolandır. Bizi de onlardan birileri zannediyorlar ama değiliz. O dönemler bize ben para göz, yalancı, oyuncu bir adam olsam bize... Fabrikalar bırakıldı. Allah Allah. Daireler bırakıldı. Ne villalar için, bırakıldı. Ne için? Tülin'le evlenmemiz için. Biz hiçbirini kabul etmedik. Bak hanımefendi de onu söylüyor. Ben tanımam. Geldi bu. Evime kadar İran, arabalar geliyordu ya. Arabalar bak buna emin olun. Çok iyi bir marka. Ben suratlarına fırlattım yani. Ben para arabayı mı suratlarına fırlattın? Anahtarı. Anahtarı. O zaman yaş küçüktü bilmiyoruz. Hani sizin insan buradaki o para için her şeyi yapanlar var ya. Biz yapmadık diye. Anladın mı? Anladım. Niye kabul edeyim abla? Bir duruşu varmış çocuğun ondan değil mi? Bardak duruşum benim. Ben bardağı kabul ettim yani. Abla bildiğim bir şey mi var? Biz hepimiz Tülin'in evleneceğini beklemiştik. Olmadı. Ah anne. Yani hep bekledik derdine bak, evet. Derdine. Ama öyleydi. Gerçek aranızda bir sevgi oldu ya. Mu? Herkes üzülüyor. Hala onu takıyor peki, kafaya. Ya Tülin çok kırıcı laflar ediyordu. Bak ben bir tek onu hatırlıyorum. Ben çok izlemiyordum ama... Tülin Caner'i acayip üzüyordu. Yani aşkını konuşuyorduk. Sen benim işte beğendiğim karakterde bir adam değilsin. Yok sen söylesin, yok böylesin. Kırıyordun. Tülin'le aranızda bir aşk oldu mu? Sevdiniz mi birbirinizi? Annem sürahiyi kırıyordu kafasını. Ne diyorsun yine? Çocuk aşkından neler yaptı ya. Sürahiyi yedim abla bilmiyorsun. Olmaz olur mu ya?
Ya şimdi Tülin'in belki sevgilisi evlenmiştir. Hiç Tülin'le ilgili bir konuşmaya gerek yok. Tabii yani biz doğru şimdi onun ama yani o dönemle şimdi, ilgili. Hani o dönemle ilgili neden sen olmadı mesela? Hep insanlar onu merak ediyor. Neden yani? Abi, bu kadar hediyeler gönderilmiş, seviyordunuz birbirinizi. Bir birleştiniz. Orada mesela röportaj dedin ki ben istedim, Tülin istemedi. Tülin istedi, ben istemedim. Şimdi ikimiz de istemiyoruz. Ya yarışmadayken ben istiyordum işte, herkes biliyor. Ha. Yarışma bittikten sonra kendisi istedi. Ben de inat ettim. Ben de seni istemiyorum bundan sonra dedim. Öyle olmadı yani. Biraz büyük bir aşk, biraz fazla mı aşk vardı aranızda? Belki de ondan oldu hep bu kavgalar, tartışmalar. Yani olabilir. Biraz fazla aşk vardı galiba. Ama biraz da basın abartısı. Evet yani mutlaka. Basın çok abartı. Belki siz, belki de onlar da ondandır. Farklı bir dünyada yan yana gelselerdi şimdi çok mutlu olabilirlerdi yani belki. Olabilir. Belki hiç birbirlerinin suratına bile bakmayacaklardı. Peki, peki o ara annenle aran bozuldu. Ne annemle bozuldu. Değil mi, annen görüşmüyordu seninle? Yok. Bu olaylar yüzünden mi görüşmüyordu yoksa? Bu olaylarla ilgili de var, evet. Şimdi nasıl ara? Şimdi nasıl? Abim vefat etti benim. Onun cenazesinde barıştık. İyi çok şükür. Bir alo dersen annene, bir günaydın da istersen. Nerede? İşte alo dersen alo. Telefon da oluyor. Alo. Alo. Günaydın. Alo. Ne yapıyorsun anne? Canım benim, iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yine? İyiyim işte, uğraşıyoruz millete laf anlatmaya. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Caner'i görmeyeli biz de bayağı bir uzun zaman olmuştu. Ama şu anda Caner çok olgunlaşmış. Yani o eski Caner'den eser yok. Siz o eski görüntüleri evet izleyince neler hissediyorsunuz? Evet, evet. Siz keşke oğlum o yarışmaya katılmasaydı dediğiniz zamanlar oldu mu? Olmaz olur mu? Fazlasıyla oldu hem de. Ya bütün şey, aile bağlarımız falan o zaman çok koptu yani. Bu aile bağlarınız hep sırf bu Caner'in şöhret olması, bu yarışmada olması bu yüzden mi oldu? Ya onlar Almanya'daydı. Alo. Ben duyuyor musunuz? Biz duyuyoruz sizi ama. Almanya'da yaşıyorum. Duyuyor musunuz bizi? Anne alo, ses geliyor mu? Tamam. Evet. Diyorum ki yani Caner'le evet aranızın bozulmasına tek neden bu yarışma mıydı? Caner'in şöhret olması mıydı? Yoksa başka şeyler vardı da o durum mu tetikledi? Duymuyor herhalde. Yani. Hayır hayır. Sırf bu yarışmaya katılmasından dolayı. Ama bir şey diyeceğim. Burada size ben de bir şey söylemek istiyorum. Siz de Caner'i o zaman yalnız bırakmasaydınız belki. Değil mi Caner? Yani annen de seni biraz yalnız bıraktı. Ya annem Almanya'da, o zaman da çok fevriydim. Dinlemiyordum kimseyi. Sen mi dinlemiyordun? Dinlemiyordum ya. Şimdi dinlemiyor muydu sözünüzü? Evet maalesef. O zaman hep yanlış arkadaşlar, yanlış dostlar. Aileden uzaklaştık. Ablalarımdan, abilerimden. Ya. Annenin ismi neydi? Kıymet. Kıymet Hanım. Şimdi o dönemler çok geride kaldı. Oğlunuzun güzel bir ilişkisi var, sağlıklı bir ilişkisi var. Ne kadar güzel. Biz de çok mutlu olduk onu böyle maşallah gördüğümüze. Bir torun istiyor muyuz? Ay istemez olur muyum? Tabii ki istiyorum. İnşallah olur. Bir de annemle biz o kadar acı yaşadık. İki sene önce abimi kaybettim ben. Allah kimseye yani abi acısı vermesin. Bence her şeyden o kadar, önce o kadar evlat şey acısı yaşadım vermesin. Ya tabii ki. Annem içinden evlat tabii acısı. Tabii ki, tabii ki. O kadar şey yaşadım ama canından bir parça gittiği zaman o zaman otomatikman değişiyorsun işte. Tabii ki. Yani Allah kimseye vermesin. 34 yaşındaydı. Amin. Allah rahmet eylesin. Hiçbir rahatsız yoktu bir anda. O yüzden annemle aran iyi miydi işte cenazede barıştık. Abinin aran iyi miydi peki? Ya iyiydi tabii ya. Abinle bu dönemler hep görüştün. O ya sağlamam şimdi ben zaten o kadar gençti ki 21 yaşındaydı yani 21 yaşında bir çocuk. Tabii. İşte bunları anlatamadım. Bazı hatalar yapabilir. Ben bunu kabul ediyorum. Ona hiç kızmıyorum. Onu çok seviyorum. Ama eskisi o 21 yaşındaki Caner değil artık. Tabii ki değil. Tabii çok ki olgunlaştı. Daha belki de yani dediğiniz gibi o yaşadığı şeyler de onu olgunlaştırdı belki de. Evet. Anlamıyorlar. İnsanlar bilmiyorum ya. Ay sen niye ağladın gene? Abim aklıma gelince kötü oluyorum. Çok haklısın. Ağlama canım benim, ağlama. Allah sabır versin. Gerçekten çok zor. Kıymet Hanım size de Allah sabır versin. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın tabii ki bundan sonraki dileğimiz ancak o olur. Ben kapatmak istiyorum lütfen. Tabii ki, tabii ki buyurun. Tamam anneciğim, çok teşekkür ederim. Ellerinizden öpüyoruz. Çok zor bir şey. Bu dönem
O zaman sana aileden tek abin mi destek oldu? Hep abinle konuşuyordun, abinle birlikteydin. Neyse, çok fazla... İçim yanıyor ya, ya... Anlatamam size. Peki bir hastalık i̇şte veya insan, bir kaza mı? Nasıl oldu? Yani neden? Ya acaba? Bilmiyorum, bir anda otururken evde fenalaşıyor. Hep o da çabaladı, kardeşim böyle değil, inanmayın kardeşim böyle değil, üstüne gitmeyin çocuğu. Peki sebebi ne olarak? Her yerde psikopat Caner, psikopat Caner. Abim hep beni savunmakla zamanı geçti ya. Abin, değilim kardeşim ben ya. Göründüğüm gibi kötü bir adam değilim ya. Ama kötü niye adam bu kadar şey yaptılar beni? Yok kimse beni? Sana zaten kötü bir adam demedi Caner'cim. Ya sadece onu demeye oldun, çalışıyorlar. Hani... Bardak kırdın, psikopatsın, kavga ettin, dövüş ettin. Kardeşim bir yere gidiyoruz. Karşımdaki herif, yanındaki kız bize bakıyor, ediyor diye yanında kıskançlığından kalkıp geliyor. Ben senin ananı avradını diye küfür edince ben ne yapacağım ya? Kavga edince de dediler ki adam bu psikopat. Televizyonda oynayan insanların neleri var ya? Neler yapıyorlar ya? Uyuşturucudan yakalanan, oradan yakalanan, buradan yakalanan hepsinin el üstünde tutuluyor. Niye? Şimdi şöyle para kazanıyorlar, düşün. Milyon dolarları var diye. Bu kadar da ezmeyin ya. 21 yaşındaydım o zaman ya. Yani kendini insanlara bu kadar anlatamıyorsun veya insanlar senin hakkında bu kadar yanlış düşünüyor diye kendini bu kadar üzmen ya bence değil, çok an, yanlış. Yani şu an onlar için değil. Abim her zaman aklıma geldi. Ben evde resmi vardı. O duvarda. Çok haklısın. Resmine baktım her gün ağlıyorum ya. Abin evli miydi canım? Evliydi, yeğenim var 2 yaşında. Ay canım. Şimdi... Ya kusura bakmayın her gün yani abimin resmi karşımda. Olmaz olur mu? Niye kusura bakalım? Olmaz olur mu? Peki neden vefat etti ya bir de... Caner? Zamanımızı keşke abimle gezirseydi. Keşke ya. Yani. O keşke, keşke. Almanya'da mıydı o? Yok, Adana'daydı o. Adana'da. O kadar isteklerim vardı ona yapmak istediklerim. İş açayım ona, bir şeyler yapayım. Yapamadım, içime oturdu. Artık şimdi şu an milyon dolarım da olsa gözümde yok yani. Ona yapamadıklarını artık yeğenine. Bir gün oturmuş bir yerde, işte o zamanlar her zaman tabii televizyonlara çıkıyoruz. Benim arkamdan o masada konuşuyorlarmış falan filan. Milletle kavga, benim kardeşim öyle değil, nasıl konuşuyorsunuz? Tanısanız şeker gibi çocuk falan filan. Ya gitti ya, bilmiyorum, Allah'a havale ediyorum abi insanları, başka bir şey değil. Ne zararımı görmüşler ya, ne yapmışım ya, ne yapmışım ben, valla kendimi ya, şimdi kendi iş yerimizi açtık, ya o kadar iş yerine başvurdum, hırsızlık yapmadım, kötü bir şeyler yapmadım, o kadar iş yerlerine başvurdum, abi bir insanda, o televizyonu gördüklerinden dolayı, iş bulamadım ya, niye, bu adam psikopat, bu adam psikopat, geçimsiz. Bu adam geçimsiz, yarın bir gün başımıza bela olur. Başımıza bir iş gelir ya. Peki maddi olarak o dönemler nasıl baktın? Yok kendine? Bakamadık ki, bir şey yapamadık ki o dönem ya. Annemle de kavgalıydım, ailemle de kavgalıydım. Bir şey yapmadım yani. Yani Allah korusun daha kötü şeyler de yapabilirdin. Ya abi neler yapıyor insanları görüyorsun ya. Para için neler neler yapıyorlar ya. Sadece evimde oturdum, Allah'a dua ettim. En sonunda bir kapı açtı bana. Peki hiç o dönem sana bu kadar dost görünen, sana bu kadar böyle iyi görünen insanların hiçbiri mi yardım etmedi? Yani ne bileyim, birinden yardım istedin de... O kadar zengin arkadaşlarım var. Ya ben onlardan para istemiyorum. İş istedim, iş. Ya şoförlük de yaparım dedim. Ben utanmam, gücenmem. Hiçbirinden destek gelmedi. Bu insanlar ne kadar nankör ben bilmiyorum ya. Ki bir dönem Allah'ın taksi şoförlüğü yaptın galiba değil mi? Bir dönem taksi şoförlüğü yaptım. Onu bile zar zor bulduk ya. Onu bile zar zor bulduk ya. Nasıl bir izlenim bırakmışlar. İşte bunların hep suçlusu o Kuşum Aydın denen insandır. Yok yok öyle deme. Abi beni televizyonda her gün onlara çıkıyordum. Onlar beni öyle lanse etti. Ama onlar öyle lanse etmedi. Sen öyleydin. Yani bak, tabii siz şimdi dostsunuz diye. Hayır dost şey değil. Mesela, onlar beni abi. Mesela bizim programımıza da çıktın şimdi. Bizim programımıza da kendini ifade ediyorsun. O zaman onlar, sen farklı şeyler düşünüyordun. Abi, o zaman sen farklı şeyler yapıyordun. Şimdi gelip ama, Aydın sana gelip de televizyondan şunu konuş şunu konuş demedi. Demedi ama işte öndeki insanları o kadar şey yapmışlar ki. Şunu söyle, bunu söyle, doldurmuşa gitti. Ama bunu sana kim söyledi? Abi biliyoruz ya, bir sürü şeyler var. Ama ya. Bak söyleyen insanlara ben çok niye o zaman geçen bir programda Caner hakkını helal etsin diyor. Ne yaptık hakkını ama helal etsin? Demiştir, haksızlık biz, ettik onlara dedi. Hayır, şöyle demiştir. Caner bizim programımıza konuk olduğunda biz çok reytingler aldık. Tabii ki Caner de Tülin de hakkını helal etsin, bunu diyebilir yani. Çünkü sonuçta program için, program biraz izlenilmesi için, konuşulması için bir takım belki de sormayacağı soruları sormak durumunda kalmış olabilir. Bu da programcılık, televizyonculuk, yani bunu bu hepimiz konuda, artık çok iyi bence biliyoruz. Bence bu konuda Aydın'a yüklenme. Yani evet, suçu onu da bulma. Yani yok. O zamanki belki
şey çark öyle dönüyordu, anladın mı? O zamanki gerektiği gibi döndü yani. Neticede bugün kendini ifade edebiliyorsun. O çok evet, güzel bir şey. Ya ediyoruz da işte yine de bilmiyorum. Sen Allah'a şükret ki. Yaşanacakmış diyeceksin. Sen Allah'a şükret ki gerçekten o zor kaldığın dönemler, özellikle şu son 3-4 sene. Hani iş bulamadım dedin ya, parasızdım. O dönemler Allah'tan... Millet diyor ki çıkıp diyor anlatma diyor. Düştüğünü anlatma diyor falan. Ya kardeşim ben doğal adamım ya. Yaşadıklarımı anlatıyorum ki insanlara ders olsun. Doğru. İnsanlara ders olsun. Ne ben güzel. Diyebilirdim ki bana diyorlar ki ya işte şuyum vardı, buyum vardı, her şeyim vardı. Kendini şeyi göster yüksekti. Niye göstereyim bu yani? Peki, olmadığım an, bir adam olarak anılmak zaten güzel. Şu anda maddi durumun nasıl? Bir şu an iyi bir restoran açtık. Ne zaten güzel. Köfteci vardı. Şimdi dünya mutfağına girdik. Hı hı. Şu an işlerim Allah'a şükür çok iyi de. Dediğim gibi abim işte yani. Keşke abim de olsa da görseydi daha da mutlu diyorsun. Olabiliriz. Ya çok çok kötü bir acı. Her zaman bir eksiklik olacak tabii. Allah sabır versin. Amin. Amin hepimiz. Peki Allah Seda, Seda ile birazcık sohbet edelim. Seda bir şey diyeceğim. Sana önce... soracağım bu konuyu. Mesela televizyonlarda bu tür işte yarışmalar oluyor. Yarışmalardan birileri çıkıyor. Böyle işte Caner gibi başka örnekleri de var. Çıkıp böyle bir anda çok şöhret olup ondan sonra işte herkes önündeyken, herkes yanındayken bir sene geçtikten sonra kimse yanında kalmıyor. Çok zor bir durum aslında. Çok yani gerçekten bir... çok zor bir durum ama bugün kendini ifade edebilmesi, o olgunluğa ermesi, belki Allah'ın takdiriyle onları yaşaması gerekiyordu bugünkü güçlü Caner olmak için. Evet abisi, ben annemden biliyorum. Ben de 51 yaşında çok genç kaybettim annemi. Hoş senin kurduğun abi. Hayaller, keşke evliliğimi görseydi, yanımda aynen, olsaydı. Aynen. Mesela nikah defterimi elime aldığında o anda anne sen görüyorsun diyordu. Mesela yaşı, keşke şunları da yapsaydık. Yani gençliğe ve yaşa bakmıyor. Hep hayaller çünkü onlar bizim her şeyimiz, kanımız, canımız. Hani bir şey eksik kalıyor, bir yarın o senin yani sana hayat kalıyor ama gerisi o yaşadıkların ise bugünkü Caner'i var ediyor. Bundan sonra hayat bunlarla seni güçlendirdi bence. Sen böyle Caner. Bir şey yaşadın mı? Böyle şöhret olduğun dönemler böyle bir bocalama yaşadın mı? Ben hep bocalama bir şey yaşadın. Söyleyeyim, ben ne şöhret oldum ne ünlü oldum. Ben bildiğin şarkıcıyım, iyi bir yorumcu, sahne alıyorum, sahnelerimi yapıyorum. İstediğim işte seçtiğim programlarda oluyorum, kaliteli buldum. Onun harici şu sektörde olmak, içinde yaşamak hiç benim tarzım olmadı. O yüzden içinde de değilim aslında. Hani o yüzden bana da derler ki niye daha hani iyi, daha yukarıları falan. Yukarılar dediğiniz neresi? Ben aslında çok iyi bir yerdeyim izlediğim yolda. Kendimi geri tutuyorum çünkü benim huzurum çok daha önemli. Ben şarkı söylemeyi seviyorum. Bu benim mesleğim. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Çünkü can sıkabiliyor. Evet. Ben mesela kalabalık yerlere, insanların hiperaktifim, işte heyecanlıyım. İnsanların olduğu yerlerde olmayı çok seviyorum. Boğulduğum zaman olma, ben olamam. Ya da dediği gibi işte sahte çok insan var, yalancı, çok kendini farklı gösteren var. Yani Caner bunları çok genç küçük yaşadı. Hani girdiğinde kendi ifade edemeden. Dediği doğru yani bunların çok çok dışında kalıyorum yoksa onların ortamında da bulunamıyorum. Anladım. Dolayısıyla ben bunlardan biraz da kendimi uzak tuttum. Konuşmak yerine geri tuttum. Peki. Keşke ben de işte geri tutsaydım, bilmiyordum. İşte ya. Yani. Ama programın konsepti öyleydi. Her yaşta olamazsın. Şimdi yani. O duygulara sahipsin. Allah belki onu bilerek bakın emin olun ben Alişan'ı çok severim. Gerçekten çok severim. Ailesini de çok severim. Alişan çağırdı diye ben geldim. Hani normalde biliyorum yine bu görüntüler yine yayınlanacak edecek. Normalde çıkmıyorum. Vallahi Alişan'ı çok sevdiğim için geldim. Yani yoksa bu konularla da ilgili... Canımsın biz de sana. Ama bunları anlatman lazım. Tabii. Anladın mı? Yani şu anda daha bir olgunsun. Şu anda daha böyle sakinlikle bunları söyleyebiliyorsun. Yani ilk yaşamışım da bakma bu saatten sonra o yaşadıklarının Allah sana önüne ne şekilde değişiklikler sunacağını bilemezsin. Ben hep öyle bakıyorum. Kötüye kötü diye bakma. Yani. Belki sen zorla tecrübe edildin ve sınav hani bir atlattın. Şimdi senin görüntülerine geçelim. Biraz Caner'in de havasını dağıtalım. Caner de şöyle bir kendine tamam, gelsin. Tamam hadi biraz eğlen. Bizimle bak yaptığın... neler yapamadığım neleri yaptın Caner'in. Bizimle yaptığın Caner'in özel röportajı ve özel çıkamalar. Buyurun tamam. Efendim Seda abi. Taze evli Seda Ören'den özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar. Eşim beni tanıdığında benim ünlü olduğumu dahi bilmiyordu. Beni çok seven bir adamla evlendi. Allah ne zaman gönderirse hoş geldin deriz. O imzaya attığınız an tamamen hayatınız değişiyor. İş adamı Ercüment Nefesoğlu ile olan 2 yıllık beraberliklerini 3 ay önce nikah masasına taşıyan Seda Ören,
bu kararı nasıl verdiğini anlatarak başlıyor söze. Evlenmeye 2 yıl sonra ancak fırsat bulabildik. Aslında beraberliklerimizin 6. ayında buna karar vermiştik. Korkmuyorum, hiç istiyorum çok küçük çocuklar gibi. Sağlık sektöründen medikalci. Ondan sonra büyük böyle ameliyat aletleri falan filan böyle. Öyle. Olduğumu bilmiyordu. Eşim beni tanıdığında benim ünlü olduğumu dahi bilmiyordu. Bu kadar söyleyeyim. Pek bizim sektörle hiç alakası yok. Ben heyecanlıydım tabii ki yani. Çok bir şey söyleyeyim. Böyle ne yapabilirim? Bir şey söyleyebilir miyim? Pek bir şey söylemek istiyorum. Bana o kadar güzel şeyler söyledi. Sonra kalkmaya dedi ki ama ben evlenme teklifini unuttum dedi. Yüzüğü taktı. Beni çok seven biriyle çok severek evlendim. Beni çok seven bir adamla evlendim. Dolayısıyla ben evlenene kadar korktum aslında. Ben çok evlenmek, ailem olsun isteyen, içgüdüsü yüksek bir kadınım. Ama evlenmeye az kaldı. Dedim ki acaba dedim bu duyguları değişecek mi? Hani derler ya evlenince değişecek bak hani falan filan. Benim kocam bunu ispatladı, böyle olmadığını. Arttıkça artıyor hayranlığım, sana kendimde yeni baş... Peki ya annelik? Eşim de ben de çocuk çok seviyorum. Ben çocuk çok seviyorum ama yani eşim benden daha da çok seviyor. Yani öyle bir düşüncemiz var mı dersen, Allah ne zaman gönderirse hoş geldin deriz. Bu evlilik güzel bir aileye dönüşür inşallah. Ünlü şarkıcının evlilik hazırlığı yapanlara da tavsiyeleri var. Hani ateşle barut derler ya yani erkek ve kadına. Evlilik de ateş ve su gibi. Şimdi birisi ateş yanarken su olacak. Su olmazsa ateş bürür, aleve döner, yangın çıkar. Olmaz. Kadına da boşuna dişli kuş dememişler. O yüzden kadın alttan alacak. Kadın alttan alırsa... Erkek de çok mutlu olur. Kadın daha mutlu olur. Peki evde kimin sözü geçiyor acaba? Tabii ki eşimin sözü geçiyor hayatım. Kimin sözü geçecek? Ucucuğum. Değişiyor. Kim haklıysa onun sözü geçiyor. Yani kimsenin sözü geçmiyor aslında. Yani ortak bir şey evlilik yani. Acaba evliliğinin mesleğine negatif bir etkisi oldu mu? İmzayı atınca hayatım değişti. Vallahi ben arkadaşlarıma tam evlenince de hiçbir şey olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek, bir imza atacaksın diyorlardı. Yalan, öyle bir şey yok. O imzayı attığınız an tamamen hayatınız değişiyor. Oturmanız, kalkmanız, bakışınız, konuşmanız, giydiğiniz pantolon, giydiğiniz etek boyu... Her şey içgüdüsel olarak değişiyor. Güle güle sana elveda. Herkes geldi yoluna. Alkollü mekanlarda sahneye çıkmıyorum. Alkollü mekanlarda çok uzun süredir iş kabul etmiyorum. Zaten yani özel kurumsal geceler çıkıyorum ve yazın festivallerimiz, konserlerimizde sahne alıyorum. Ama hepsine dikkat ediyorum. Sahne hayatımda da öyle. Geçtiğimiz aylarda ciddi bir kaza geçirdi Seda Üren. O zor günleri atlatmış ama etkisinden hala kurtulamamış. Ölümden döndüm. Çok büyük bir kazayı çok ucuz atlattım. Yani Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki o kaza da bana çok büyük ders oldu. Sette kurulan iskele sallama hızıyla o çok da ağır bir demir düştü kafama. Daha aşağı gelse orada beyincik var, kafanın yarılmasına da gerek yok. Yani kısmi boyundan aşağı felç ve hani ölmen kurtuluş olurdu. Zaten bir ay sırf buradan yani şuradan yukarısı gündüzken bile gece görüyordum. Ben şükretmeyi biliyordum ama yani şükretmeyi bilirdim ama şu anda o kazadan sonra ben şükretmeyi yani farklı bir şekilde bilerek çünkü o anı yaşadım, öğrendim. Thank you.
son, defa görüyorum, çok büyük geçiyor. Son görüntü çok fena ya. Ay kıyamam ya. Nasıl ya, ben onu görmüştüm şimdi kaza. Daha böyle şey izleyince ama hakikaten çok ciddi. Tabii, bir kaza. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Mesela ben de düşene gülerim. Kendim düştüğümde gülerim. Ha, ben de öyleyimdir ama bir şey, bu böyle bir düşme gülecek bir şey. Bu çok ciddi bir şey. Nasıl, evet, nasıl bilersin YouTube'da bunu biliyor musun? Şey yapmışlar. Bu düşme kazasını Allah vere, yani dünya her türlü hali var. Başına verir. Herkes benim kadar şanslı olmayabilir de. Dalga mı geçmiş? Bir santim daha aşağı gelse tabii inç orada gittim ay, yani. Boyun aşağı kalacağım. Ve buradan yukarısı simsiyah bir yeri görmüyordum. Gündüzleri mesela, hani gündüz ama buradan yukarı simsiyah. Ay. Basınçtan, o ağırlıktan. Yani çok ucuz gerçekten atlattım. Allah'a bin şükürler olsun. Allah'ın sevdiği kulu. Dediğin şey hani biraz daha aşağıda yukarı gelse. Tabii aşağı aşağı var. Bir santim daha aşağı. Ve inç kafanın ayrılmasına, yarılmasına bile gerek yok. Ay ya. Yani. O yüzden. Bu herhalde büyük sanat hayatım boyunca yaşadığın en acı şey buydu. Bu bir de bir kist ameliyatı olmuştum. O ama şu bu korku farklı bir şey. Yani burada çok korktum. Yani zaten şu izledikten sonra mesela ben buraları şu duş bir acı ve büyük bir basınç hissettim. Onlarda hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Ondan sonra ama o korku unutamayacağım bir korku. Ay Allah işte unutturmasın yine de derler başka ya. Bir şey vermesin, çünkü doğru. Başka bir şey de vermesin. O korku farklı bir şey. Çok büyük bir şey atlatmışsın. Yani. Çok geçmiş olsun canım ya. Daha benim hayat mesela ben evet şeyimdir, pozitifimdir, inançlıyımdır, şükretmeyebilirim ama daha da beni değiştirdi. Bu olay bile beni ölümden dönmem işte olgunlaştırdı hayata. Daha kızdığım şeyleri bile yumuşattı. Kafaya bir şey düşünce evlenmeye karar vermesin. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya, kafaya bir şey düşmek lazım. Ya. Ne? Yani şimdi pardon, Türkiye güzelleri var, tescilliler böyle taçlar takıyorlar. Pardon Çağcığım üstüne alın ama benim de kafadan çatlak derlerdi. Ben de onu tescilledim harbiden. Kafa şu harbiden çatladı. Harbiden ben o yüzden her şey bana mübah. Bana dokunmayın. Ne söylersem okey. Ay canım ya. Allah her şeyi gönlünde göre versin valla. Yani eminim abi. Şimdi mesela Caner de yaşadığı sıkıntılı zamanlardan sonra hayata çok başka bakıyordur. Böyle şükrettiğin ne var böyle, Allah'a şükürler olsun ki şunu yapmamışım dediğin böyle ne var mesela? Allah'a şükrettiğim. Ya tabii her zaman şükrediyoruz ama yani öyle çok... Hani o dönemde var. Yaşadığın iyi ki yapmamışım yani bunu da yapsaydım artık bu son nokta olurdu herhalde falan dediğin böyle. Ne bileyim sen bir ara öyle bir şey yazıldı çizildi hani bir intihara kalkıştığın öyle bir şeye gibi bir şey olmuş. Öyle bir saçma bir şey yapmıştık ama o da 2004'te 2005'teydi. Ay sanki o yapan sen değilmişsin gibi yıllara suç buluyorsun ama sonuçta sensin yani. Yaptım yani. Evet. Bu kadar neden yani o dönem bir abi de... çok bunaldım yani bir insan kafasında normalde bardak kırabilir mi? Kırmaz. Tabii ki. Yani düşün ne kadar artık o zaman dolmuşum ki. Evet çok yorulmuş. Öyle bir saçma bir şey yapılır mı ya? Yani yanımda ki oturan konuğu tanımıyorum. Ona doğru bakıyorum. Ya diyorum ki bu kim? Ya nasıl artık gözüm dönmüşse orada. Ama orada yine programın yapımcısının suçu diyeceğim. Diyeceksiniz niye hep yapımcıya suç? Ne alakası var? Adam senin önüne bardak... Ama dedim ki... Niye sağına sonuna bardak koyuyorsun? Yok bardaktan değil. Ben dedim ki lütfen dedim tülünü bağlamayın dedim. He. Tülünü bağlayacaksanız dedim. Kesinlikle gelmeyeceğim ben dedim. Çünkü o zaman çok kavgalıyız ve çok sinirliyim o dönemler. Tamam dedi, tülünü bağlamayacağız ve söz verdiler. Ama o zaman çok gerginim abi, hani tülünü bağladı diye hani ufak bir sebepten dolayı değil, doldum artık. Bir kıvılcım. Bekliyordu zaten. Baktım gittim yine istemediğim bazı konuları açtılar, telefonla bağladılar. Bağladığı zaman karşı taraf yalancılıkla suçladı beni. Doldum. Sunucu bana su içer misin dedi, rahatla dedi. Keşke demeseydi. Ağzında yok suyu bardağı gördüm. Gülben Ergen program. Bardağı görünce bir anda şey oldum yani. Hani bardağı görmesem belki yani. Masaya kafaya atacakmışım. Bardağı görünce bir anda sonra yanıma baktım diyorum yanımdaki bu adam kim? Nasıl şeyim döndüyse artık. Ay Allah. Yani ondan sonra da zaten birkaç gün sonra da o gelen tepkilerden dolayı intihar girişiminde bulundum. Ne yaptın? Allah korusun ya. Onu lütfen söyler misin? Kimse böyle bir saçmalık. Kimse yok tabii. Hayır tabii ki de ne yaptığını merak ediyorum. Nasıl bir girişimde bulundun? Ya bir şey yaptık ya. Allah'ım ya. Öyle ortaya kaçtık. Öyle şey falan değil yani yalan hap map falan atmadık yani. Bazıları var ya hap atıyor hemen ambulansı arıyor. Hatta ambulansın sirenini duyunca hap atıyor. Fena. Ondan sonra hemen midesi yıkar. Ay çok fena. Ya var ya. Allah korusun böyle bir şey asla yani. Bu son çare değil, bu hiçbir çare. Son çare hiçbir zaman, şey hiçbir zaman. Hiçbir şey insanın kendi canından önemli daha değil. Kıymetli olamaz evet.
Peki şimdi o zaman senin bir gibi diğer bir fenomen bir, var. Biri daha var. Onu da çok merak ediyoruz. Neler yapıyor? O da çok seviliyordu o zamanki programlarda. Biz de çok seviyorduk. Sizler de çok seviyordunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ve bir büyük bir aşk vardı. Onun da Ağutuba ile hatırlarsınız o zamanlar. Şimdi neler yapıyor? Evet, şimdi neler yapıyor? Kocaman alkışlar. Meriç Erkan geliyor. Evet, Meriç değişmemiş, hala aynı. Kafa Alişan. Selam. Nasılsın? İyisin. İyi, siz nasılsınız? Kendi boyutumda bir bayan görmek ne güzel. Şimdi senin futbolcu olduğunu bildiğim için kendi çok özür diliyorum. Ben şu kardeşimi bir öpeyim de şurada hemen. O benim eski can yoldaşlarımız. O benim tabii bayağı ufağım kardeşim. Ve Caner'i ben her zaman her program böyle denk geliyoruz. Hani bizi böyle bir reality show zihniyetinde olduğu için genelde ben Seda, size hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı sağ olun, olsun. Hoş geldiniz. Eşinize selamlar buradan. Sağ olun, aleykümselam. Şimdi tansiyon bugün 19.3 evet, kalktım. Duyduk. Öyleyim. O yüzden şimdi söylemedik. Şimdi gideceğim, ya tansiyon, yüksek tansiyonun şakası yok. Ambulans var ya, ambulans beni kurtarmıyor. İşte nilinat, dilaltı, limon, sarımsak söyleme sahip. Hani biz de insanız, benim bu hiperaktifliğim tansiyonda da hiperlik getirdiği için. Şimdi 15-10'a indi, kalktım. Gidiyorum dedim. Çünkü bizde yayın ahlakı diye bir şey var. Allah razı olsun. Hani buraya gel cümlemizden. Yani sizi ne zor durumda bırakacağım bildiğim için bunun sıkıntısını yaşadım. Ki buraya özellikle gelmek istiyordum. Bir ortak arkadaşımız aramıştı. Ben Perşembe'yi bekliyorum. Meriç gelsin. Bu muhabbet olunca ben bugün özellikle de gelmek istiyordum sizlerle hem harika, bir araya gelin diye. Topu da niye getirdim? Senin futbolcu olur. Saçını bozar diye vurmadın ama ben seninle kafa pası yapmak istedim. Yaparız abi. Yaparız. Sonra çok yaparız. Teşekkür ederim. Ben otursam iyi olacak galiba. Tabii buyurun oturabilirsiniz. Tamam. Peki ortaya. Siz otururken siz otururken bir görüntülerimizi izleyelim. Sizle ilgili yaptığımız röportajı bir izleyelim. Sonrasında beraberiz. Ahu Tuğba ile yaptığı televizyon programıyla bir dönem gündemden düşmeyen oyuncu Meriç Erkan, özel hayatına dair bilinmeyenleri her şey dahil kameralarıyla paylaştı. Biz o dönemler hakikaten damga vurmuşuz. 8 sene sonunda hala daha bir benzinliğe gittiğimde, bir kafeye gittiğimde o günlerin hatırına ilginç, enteresan anlar yaşayabiliyorum. Bu camı erittiririm, tekrar aynı şekle sokup yine yapıp getiririm. Yeter ki sen o fırsatı ver bana. Ben bu camı da getiririm sana. Sen benim kalbimi alıp fabrikada aşkım yaptırabilir misin? Yemişim şöyle, tam senin olsun. Bana sen lazımsın. Benim hayatıma geldiğin gibi çık hayatımdan. Gerçekte de çılgınlıkları var mı acaba Meriç Bey'in? Ekrandaki ben gerçek değildi. Sabun ver. Kesel acı. Ekrandaki karakter benim gerçek karakterim değildi ki. Senaryo ister istemez bu kelimeleri söyle diyor. Ben oysaki kendime göre ham maddesi Kalas, Meriç Erkan Palas. Ben anlamam Şanzelize, varsa yoksa Trabzon Rize. Hayatın aktörü oldu. Ben inanmıyorum senin olan bana sevgilim. Sen beni sevmiyorsun. Nereden biliyorsun sevmediğimi? Yayına böyle yalan söylemez. Için yapıyor. Ağutuba yalan söylemez abla. Yalan konuşuyor. Peki ya hiperaktifliği? Gerçekte de öyle mi acaba? Hiperaktif bir yapım var. Yani ben 100 metrede Türkiye şampiyonluğuna kadar giden bir serüvenim var. Sporcuydum yani. 300 bölümün üzerinde dizide oynadım. 600'ün üzerinde katalog çalışmam oldu. Billboard çalışmam oldu. Yaklaşık 40-50 arası, sayısını tam hatırlamıyorum. Çok büyük otomobil firmaları, çok dev şirketler dahil reklam filmlerim oldu. Çok para kazanmadım ama bu iş bana baktı. Ekranlardan uzak kalamadığını söyleyen Meriç Erkan'ın şu anda reklam sunuculuğu yaptığını öğreniyoruz. Ben bir tesadüf eseri, bir arkadaşım hastaydı, gidemediydi. Onun yerine gelir misin dediydi bir yapımcı arkadaş. Bir gün ürün anlatmaya gittim. O arkadaşın 4-5 misli ürün satılmış. Dolayısıyla bana da teklif yaptılar derken bu işlere girdim. Beni 70 milyon önünde diyorsun ki, bahtları var diyorsun, bahtları. Ya, benim bir evladım ya var, adam, ne bahtları var? Tutmam bile beni kıskandırıyor. Ben o bantı dedim, öyle çok bir şey yok orada ama ben çıldırıyorum. Birini elinden tutmam bile beni çıldırıyor. Ha beni çıldırtırmıyor. Televizyon programı yaptıkları Ahu Tuğba'yla dost kalıp kalmadıklarını soruyoruz şimdi de.
Ahu Hanım'la görüşmüyoruz. Ahu Hanım'la hiç görüşmüyoruz. Kötü mü ayrılma? Yani aslında bir kötü ayrılma derken program gergindi. Bu ister istemez programın oyuncularına da yansıdı. Yani bütün ana kasta da yansıdı oradaki. Bak ne dediler? Şöhretçi peşindesin dediler. Şimdi diyorsun sen de şöhret oldun, değiştin. Ben şöhret olayım. Ben seni öyle bir kere de çıkartmadım ağzına. Ama bırakmadım peşini. O dönem çılgınlıklarıyla gündeme gelen Meriç Erkan acaba pişmanlık duyuyor mu geçmişinden? Ben Karadeniz'de yetiştim. Tabii böyle bir programın içerisinde olmak, yani insanlar, yani bu ülkede Erol Taş şu bile dövmeye kalkmışlar filmdeki, senaryodaki karakterinden dolayı. Dolayısıyla Karadeniz'den bazı sesler yükseldi. Bizim oranın adamına böyle şey yakışır mı, kadını kovalamak falan. Yani ama bu bir, yani konsept bu. Yani biz vazifemizi yapıyoruz. Ha, onu biraz süslüyoruz, çılgınlaştırıyoruz ama bu vazife bu. Kendim ediyorum, kendim buluyorum. Ondan sonra da efendi olacağım, hiçbir şey fayda etmiyor. Çünkü yanlış hareket ediyorum hala da. Düzelmek demek sadece put gibi oturmak değil, onu da biliyorum. Bundan sonra göreceksin, bu türlü hatalar yapmıyormuş kimse yani. Ahlaksızlık yapmadım. Bir ahlaksızlık yaptık mı, Bir hırsızlık yaptık mı? Veya insanlara kötü bir şey mi aşıladık? Herkes üstüne olan bölümünü alsın ama bu adam Türk erkeğinin tüm özelliklerini bünyesinde barındıran bir karakteri canlandırdığı için bu kadar tuttu. Affedersin, özür dilerim. Bir şey demedim, özür dilerim. Oradayım yanında, özür dilerim. Unutamadığı bir de anısı var o yıllara dair. İşte Antalya'da oturdum berbere. Arkadaşlar da orada. Yanımda da bir çocuk var. Devamlı aynadan bana bakıyor ama. Biz göz göze geliyoruz. Komedi filmi gibi oldu. Ben böyle yaptım. Ne oldu dedim hani hesabı. O da bana. Abi dedi, sen dedi Meriç'sin değil mi dedi. Evet. Evet dedim, ben Meriç'im dedim. Abi dedi, bir şey itiraf edeceğim dedi. Buyur dedim, et dedim. Abi ben yemin et dedim, seni dövecektim dedi. Tamam buradayım işte dedim. Ben ne diyeyim yani, buradayım. O dedi ki ama yemedi abi dedi. Çocuk bayağı minyon bir çocuk. Yani bu da ayrı bir... Aa, bu gördüğümüz görüntüden hepsi doğru değil mi? Gerçek mi değil mi bu? Orada bir oyun yok ya, değil mi? Şimdi ama biraz evvel biz orada bir açıklama da yaptık. Var. Bakın televizyonda, yani bunu burada söylüyorum ama bazen televizyoncular da bana kızıyor olabilirler ama... Yok, burada hemen söyleyebiliriz. Hemen hemen her işte bir kurgu var. Bugün yani... Ama o zamanlar daha çok vardı. Değildi. Aslında şöyle düşünün, bakın. Bir şey daha itiraf edelim. Bu program gelen belirli imzalar yüzünden iptal edildi. Yani yayından kaldırıldı RTÜK tarafından. O sizin programınız. Evet, bakın evet, bu reyting rekorları kırarken, çünkü bizim o tarz reality show'lar, reyting rekorları hala da rekorlar o programlarda. İlk 10'daydı yani, 4. olduğumuz gün var. Tabii, olacak iş sabah mi? Yayını. Yani sabah yayınıyla gün 4.sünüz. Şehirde de reytingde de. Şimdi orada tabii ki süslüyorsunuz yani, süslemek zorundasınız. Ama sende yani, de öyle bir şey var çünkü bana şimdi ne derler istesen ben o hareketleri, o işleri yapamam ya, anladın Alişan, mı? Bak şimdi Caner de yapamaz mesela. Şimdi konsepte uygun bir vücut yapın olması, bir kere vücut anatomin olması lazım. Senin anatomin yok. Yani ben şimdi uçarım şınava. Şimdi sen de uçarsın ama yani onun devamını getirme. Yani bir senkronizasyon var. Bir de şu var, Savaş Kalabat ve bizim ekibimiz gerçekten... Dişlinin her parçası mükemmel çalışıyor. O zaman öyle. Yani mükemmel bir ekipti. Şunu söyleyeyim. Peki bizim yayını yasakladılardı. Sonraki gelen yayınlar çok mu etikti? Yani burada bizim yaptığımız programda çok etik dışı bir şey mi vardı? Yani zararlı madde mi sattık veya reklamını yaptık? Veya bir cinsel içerik mi vardı? Neden yasaklandı onu da bilmiyoruz. Ya, şu var. Bakın göz götürmüyor. Bakın bu her işte böyledir. Çok göz önüne gelirse meyve veren ağaç taşlanır. Peki bir şey diyeceğim abi. Derken yasak getirildi program. Peki aşk da kurgu muydu? Ya biz Ahu Hanım'la dostuz yani, bunu herkes bilir. Aşk yani tamamen şimdi niye kurguydu. Ben yalandan şimdi onu bu şekilde bak, anlatayım da burada yanlış bir şey söyleyeyim. Yani orada bir oyundu, gidiyordu. Güzel bir şey oldu aslında, değil mi? Yani bakın biz, ben reality show, bak o da reality show, benimki de reality show. Ben atıyorum Semra Hanım, hepsi reality show'dur ama benimki reality show'un absürt olanıydı. Evet, absürt komedi. Şu var. Ben tabii şimdi hani şimdi her sabah insanlar uyanıp seni izliyorlardı ve bu sabah acaba Meriç ne yapacak diye bakıyor. Şimdi Alişan bak şöyle ver dostum. Şimdi ben hani Anadolu'da yetiştiğim için veya varoşu da iyi bildiğim için, hani yetişme tarzımız öyle, biz de giriş katlarda oturuyoruz. Sonradan da bu İstanbul'a gelince yolda bir film teklifi geldi derken
Hani tabiri caizse bu sosyeteye de girince biz her tarafın kanını bir iyi öğrendik yani. Bunun çizgisini iyi öğrendiğim için yayında her nabza göre şerbet veriyordum. Ben bugün diyordum şunu CDE seyircisine yapıyorum bu espriyi. Bu AB'ye gidiyor. Bugün bizi kim izler abi? Bugün bizi şu anda... Kimse izlemez abi. Bugün kimse izlemez. Niye? Çünkü niye biliyor musun bizi kimse izlemez? Bugün, çünkü şu anda hala da başka kanallarda kurgu olarak gidip herkesin ciddi gördüğü bazı programlar var. Ondan sen şu izlemez. An kurgu değilsin, o yüzden izlenmez diyorsun. Yok, ben kurgu değilim şu anda. Şu anda gerçek Meriç Erkan hemen var. Ben bardakla başlıyorum. Başta bardağı, ben de canlı diyeyim. Hemen patlak hareketler falan filan kopuyormuşuz ondan sonra. Yani şu var, bir de şu var. Keşke hasta olmasaydı, şu dansı bir yapsaydık. Bak rahatsın, vallahi ben hasta bugün çok güzel niyetle geldim. Yani burayı dedi karıştıracağız kardeşim. Show TV'de kaldığımız yerden devam. Hem sevdiğim iki... gelsiniz. Yani böyle çok uyumlusunuz. Dizide olsun, burada olsun. Arkadaşlar seviyor. Hemen birkaç arkadaşım seni de aramış. Hemen dedim yani ben bugüne özel hazırlandım ama tansiyondan hani, dolayı sıkıntı hani, oldu. Allah nasıl isterse öyle oluyor. Yani niyet ediliyor ama Rabbin ne derse o oluyor. Evet. Onun için doğru. Buraya kadar. Peki doğru. Abi sen Caner gibi çok şey yaşamadın. Böyle bir skandal veya bir şeyler olmadı senin. Hani sen de çok daha fazla çok eğlenceli geçti. Çocuk. Sen daha çok eğlenceli abi, bir şey söyleyeceğim. Yani ben bunu söylüyorum ama benim sevdiğim için böyle bu çocukta. Bu delikanlı çok gençti abi. Evet bak, doğru. Ben yayına girdiğimde 40'ıma yakındım. Doğru. Ben şöhreti de kaldırırım. Şöhret gelir gider. Ben bunlardan kibir, Allah'a şirk koşmak da eş günahtır. Kibire falan girmem. Şöhret gelir gider. Parayı bulursun kaybedersin. Bunlar beni bozmaz. Benim adım Erdem, soyadım Sabır. Bunu ben... Ha diyeceksiniz sen ilahiyat profesörü müsün? Yok. Ama ben inançlı bir adamım. Onun için benim itikadımdan dolayı şöhrettir, paradır. Bunlar gelip geçici şeylerdir. Bunlar beni bozmaz. Ama şimdi sen gel 20-22 yaşında bir çocuğa şöhreti ver. Bu çocuk doğal olarak o anda o andaki streste, gerginlikte ha bir şey söyleyeyim. O bardağı burada kırıyordu. Biz de geride geriliyorduk yani. Biz de stüdyoda bardak kırmıyorduk da değişik olaylar oluyor. Yani bakın çok göz önündeyseniz mutlaka bir takım gerginlikler çıkıyor. Şu anda ben Caner'i 200 senede bir kokteylde görüyorum. Caner de muhteşem derecede toparlama ve oturma oldu. Büyüme diyebiliriz bunu aslında. Tabii. Büyüdü olgunlaştı. Yani. Şimdi tabii Caner olgunlaştı. İşini yani o dönemki Caner'i artık silelim diyorum. Yani artık evet. Yanlış anlamayın. Şu görüntüleri de ben görmek istemiyorum. Yani çünkü niye? Şu gün çoluk çocuk onu seyrediyor onu. Yeniymiş Caner hala bardak kıran. Ya ne Caner? Caner lokum gibi adam oldu. Caner o zaman bana bile dik yapıyordu, sataşıyordu, şakalı. Yani ama diyordum o genç, cahil. Şimdi Caner'in tadını doyamaz. Hani oradaki Caner'i bırakın. Bak bizim yayın bile 8 sene olmuş. 12 sene mi oldu? Senin ömrünün 5'te 1'i geçti. 60 yıl yaşayacak. Yani 12 senelik bir süreçten sonra da hala bardak muhabbetinden Caner'i yargılamanın da bir anlamı yok. Yani onu da yok Caner'in biz yargılamadık zaten. Yani. Siz yargılamıyorsunuz da ekibimiz hazırlamış. Doğal olarak Caner'i en öne çıkaran o oldu ama Caner'in oho neleri vardı o dönem. Aşkın büyüğüydü. Bunları bir araya getirmek için yatırlara ipler mi bağlamıyor? Enteresan olaylar oldu ya. Anlattım onu. Beni arıyor. Ahuyu üzme. Ben neler yaşadık ya? Yani aynı şeyleri. O dönem sana da değil mi? Bir sürü aynı neler geliyordu. Yaşadık. Neler ahuyu üzüyorum diye beni dövmeye kalktılar falan. Yani ben iriyim Allah'tan. 1.90, 115 kendimi koruyorum. Ben az ufak tefek olsam 5 vakit dayak yiyeceğim ya. Ya böyle bir enteresan bir yer ya. Ya şu var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ekranın önüne bakın. Şimdi ben burada bardağa bir anlık sinirlendim, vurdum veya yere vurdum. Şimdi bu adamı eleştiriyoruz değil mi bu delikanlı? Peki bunu normal hayatımızda hepimiz yeri geliyor telefonda tehdit etmiyor muyuz birilerini? Kızdır ben şimdi gelirim tabii oraya. Mutlaka bakın eğer herkesin telefonu dinlense, herkesin hayatındaki her şeyi kırmızı ışıkla geçmiş ama cezaevinden kimse çıkamaz. Herkesin mutlaka cezaevine gireceği bir sebep vardır. Hani herkes gizli suçludur aslında, potansiyel suçludur. Hepimiz değil mi? Böyle. Yani ama bunlar gözü. Caner ekran önünde olduğu için bu çocuk bardak kırıyor. Ne bardak kıranlar var? Ne buraları façalı bilmem ne. O da evleniyor gidiyor yuvasını kuruyor. Yani şimdi bu adamın bu görüntüler yarın bir gün evlenirken de önüne çıkıyor. Bende de oldu. Evleneceğim zaman Meriç mi dedi? Kızın gönlünü aldık annesini alamadık. Allah Allah. Çünkü ailesiyle de evleniyor. Olmadı tabii. Mı? Yani şu var. Bedel ödüyorsunuz. Tabii her ki, güzelliğin bir kefareti var. Çok güzel kadınsan çok özür dilerim çok laf yersin. Çok zengin adamsan hep göz üzerinde olur, korumalarla gezersin. Çok ünlü olursan 5 lira bahşişi bile beğenmezler. Köfte ekmeği sıcak yiyemezsin, resim çekinir, köfte ekmek soğur. Her güzelliğin bir bedelini öderiz, doğru böyle söyleyeyim. Mi? Sağ ol. Evet. Onun için bu delikanlıyı da üstüne fazla gitmeyelim, bu görüntüleri tamam. Bak, tabii biz zaten ya, bugün Caner'i... Sizin için, bak sizler iyi niyetli insanlarsınız, onun için demiyorum, genel olarak da. Caner o değil şu anda.
Ha, ben açıkta konuşayım. Tersimdir de dik söylerim. 40 tane kadınla da burada sabah yayınında kapışıyorduk. O bana lafı koyuyordu. Ben de ona diyordum. Saat 11 olmuş. Senin kocan orada aç kahvaltı yapmamışsın. Buraya gelmişsin. Laf yetiştiriyorduk. Lafı koyuyorduk. Ama şu var. Orada öyle gerekiyor. Ama şimdi mert, dürüst, gerçek Meriç Erkan olarak burada her şeyi de konuşuyoruz. Ama bu delikanlının artık düzenini de kurmuş. Evlensin, bunun düğününe gitmek istiyorum. İnşallah, orada inşallah, oynayacağım inşallah, ama. Inşallah, o gün tansiyon iyi olacak. Bir şey diyeceğim. Senin de hayırlı uğurlu olsun bu arada. Hep oraya döndüm. Kız arkadaşınla hani ilk tanıştığında böyle kendini anlatmakta zorlandığın şeyler oldu mu? Tabii oldu tabii ya. O seni tanıyana kadar. Bardak esprisini yaptı mı sana? Yaptı. Al işte, mutlaka al başını aldı. Yapacak bir şey yok. Tabii. İşte yapacak bir şey yok. Yani. Ama şu anda bir sorun yok. Şu anda hiç evde bardak kırmıyorum. Abi benim sevdiğim kız ahuyu kıskanıyordu hala kaç sene üstüne. Ya yok öyle bir şey. Yok yani takılır. Kafa oraya gider. Ekrana çıktıysan bedeli ödersin. Bu kadar basit. Sen Allah'tan bak, senin şahsına konuşuyorum. Çok sevilen bir adamsın. Niye? Onun için sen bedeli az ödüyorsun. Senin konseptin de uygun. Güler yüzüsün. Sen de öyle. Yani siz orada dizide de güzel gitti. Yani şey iyi yani lanse. Biz biraz bedel ödedik. Bizimki çünkü diziydi. Biz orada biraz kurgu vardı. Bir senaryo vardı. Tabii senaryo olduğu belli. Bizdeki senaryoyu anlamıyorum. Altta yazmazsa bu bir kurgudur, yazmazsa bedeli ödersin. Hayır, ben bir mesela de şeyi düşünüyorum. Gerçekten bu birazcık da tamam dizi başka bir durum ama mesela böyle bir programda gerçekten Altuğba ile aşk yaşadığınızı insanlara inandırmak, onları biraz kandırmak olmuyor mu? Hele ki yıllar sonra karşına şimdi çıkıp o zaman bir kurguydu. Hani biz aslında aşık değildik, sadece arkadaştık dediğiniz zaman insan, şimdi ben kendimi tuhaf hissediyorum yani. Seyircilerimiz nerede düşünüyor? Bu konuyla ilgili hani o dönem siz izliyordunuz çünkü. Ben, en fazla izleyen ve şey çoğu insan inanmıştı sonuçta aşıklarına. Biz orada biraz da Müslüman mahallesine salyangoz sattık. Yani enteresan bir konseptti. Değişik geldi insanlara. Ha şu var. Ama bunu bak, ben mi söylemeliydim? İnsanlar onu konsept olarak görmüyor. Şey, siz gerçekten birbirinize aşıksınız. Onu ben mi söylemeliydim? Tabii ki Ben söyleyemem ki onu. Benim söyleme şansım yok ki onu. Ben biz bu oyun... Ama ha şimdi mesela şimdi bak, Savaş Kalafat bir konsept yazdı. Şu anda yazdı Savaş Kalafat bir iş. Tekrar görüştük, bir işe başlayacağız. Ama bu sefer yaz bu bir kurgudur diye. Evet. Başlamak üzereyiz. Allah abla bir şey mi soracaksın? Evet, bizler aşk yaşadı diye biliyoruz. Hep öyle, görüşümüz öyleydi. Evet, ben... Orada annem aslında kandırmışlar bizi. Evet. Kandırmışlar bizi anne. Yalancılıktan olmuş. Şimdi Türk insanında bir hemen savunmaya geçiş vardır ya, bende öyle bir şey yok. Ben orada sadece emir kuluydum ama gene de ben sizlerden özür diliyorum. Yani sadece kısaca. Yani ben orada emir kuluydum ama oradaki kimseye de kızmıyorum, o ekipteki. Muhteşem bir iş döndü. Bugün orada bizi hem sevenler hem sevmeyenler seyrediyordu ki bu kadar izlenirlik oranı vardı. Demek ki insanlar eleştirse bile bir şeyi izliyorlar. Bu da bir gerçek ama. Yani izliyorlardı bunu. Anladım. Yani peki, sevmeyen de izliyordu. Aslanım benim. Top kafa yapalım mı kafa? Kafayla kaç yapalım? 15 biraz yapabilir miyiz seninle? Kafayla 15. İkimiz tık tık. Yapamazlar. Deneyelim. Hani programdan sonra olur. Kafayla değil, ayakla yapalım. Ayakla yaparız. Ayakkabının ucu çok sivri. Onun için top ya nerede? Ya bir şey söyleyeceğim. Eğer sen top sektireceksen dans da edebilirsin. Yok o kadar değil işte. O benim dansım. Nasıl o kadar bak, değil? Şimdi bak, top böyle sektiriliyor. Ama dans böyle oluyor. O tansiyonu arttırıyor. Şimdi hızlı yapamıyorum. Anladın ya mı? Ya minik. Minik bir dans Allah aşkına. Allah aşkına, çok minik, böyle 5 saniye. Ben şimdi bizim sizin yapım koordinatörüyle konuştum, onun pazarlığını yaptım. Vallahi bak yani. 5 saniye, 5. 5 saniye yapar. 5 saniye. Çok minik, şöyle bir... Harikasın ya. Bak, şey mi? Yok, biraz kafam döndü. Biraz kafam döndü. Biraz otursun, rahatlasın. Harika. Allah bir şey söyleyeceğim. Allah bunu annesine sabır versin. Bu nasıl bir çocuk? Gençlere taş çıkartırsınız diye bak. Allah ya. Peki, nasıl bir enerji? Tansiyon 19-13'tü. Tam girerken 15 oldu. Şimdi 23 şimdi biraz, olmuş. Şimdi birazdan dengeli biraz dinle. Biraz dinle. Sarımsak yazsın. Bir telefonumuz var. O dönemki, tamam. O dönemki programlardan galiba gece sizin programınız. Galiba sizin programınız. Dur ya. Durdum Çağla. Sizin Cener'in galiba sunucularından biri de Ebru Akel. Evet. Ebru evet. Hanım. Ebru Akel. Telefon attığımızda bize söyleyecekleri varmış. Günaydın Ebru. Günaydınlar. Günaydın. Nasılsın? İyi, çok varsın. Müthiş bir enerji var stüdyoda. Herkese selam olsun.
Teşekkür ederiz. Evet. Sağ ol canım. Sağolacım Alişan'cım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Caner'i uzun zaman sonra gördüm. Onu yaklaşık 2004 yılından beri gerçekten 10 yıl olmuş. İlk yaptığım programdı Ben Evleniyorum. Ve o programda biz gerçekten... Caner'cim nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim canım. Sağ ol. Herkese selamlar. Seda Meriç. O programlarda bir tek şey gerçekti. Bunu söylemek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Burada hiçbir şey senaryo değildi Çağlar Alişan. Bunu herkes tekrar ve tekrar ben bilsin istiyorum. Çünkü ben Caner'i burada çok hala bu durumdan dolayı üzgün gördüm. Buna gerek yok Caner. Çünkü biz biliyoruz orada yaşananları ve ne olduğunu. Evet, programlar bittikten sonra sizler tanınan insanlar oldunuz. Ve bir anda biz sizi tutamadık ve başka yerlerde ısmaya başladınız. Orada hatalar olabilir. Bunlar hepsi gelir geçer. Önemli olan bugün senin bu duruşun. Hiç değişen bir şey yok sende. Ben senin gözlerinde hala 12 yıl önceki Caner'in gözündeki güzel masumluğu görüyorum. İnşallah da bir gün evleneceksin. Hala seni soruyorlar bana. Evlenecek mi Caner diye mi soruyorlar? Yoksa Tülin'le beraber mi evlenecekler diye soruyorlar. Tülin'le beraber ya. Tabii ki Çağla. Nasıl evet. Bir aşk ama ne kadar aslında gerçekçiliğini gösteriyor aslında hala bu soruların sorulması. Caner'le Tülin'in tabii yaşadığının. Onlarınki gerçek aşktı canım. Onlarınki onlar öyleydi. Yok. Bundan 5 yıl süren bir süreçte birçok arkadaş gerçekten o programlara evlenmek için işte ya da farklı niyetlerle geldi. Aradıklarını bulmaya çalıştılar. Ben bunu çok bizzat yaşadım, gördüm içlerinde. Caner de bu isimlerden biridir. Gerçek isimlerden biridir. Kendine iyi bak. Bir günde geleceğim, restoranında köfte pişir bana. Çok beklerim. Teşekkür ederim aradığın için. Ebru'cum çok teşekkür ediyoruz. Ebru Eker. Köfte var mı? Orada yaşananları birebir şahit olan birisi olarak bu açıklamaların bizi gerçekten çok mutlu etti. Eminim Caner'i de öyledir. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bebişini öpüyoruz. Selamlar, sevgiler. Ben de çok teşekkür ederim. Uzun bir zamandan sonra. İlk defa bir programa bağlanıp sağ olsun. Şimdi anladın mı niye her şey dahil? Her an herkes her gelebiliyor. Şey. Her şey dahil burada. Evet. Harikaydı ya. Peki. Sizde ne kadar fixmeni her şey dahil falan diyor. Abi. Peki. Şimdi Ebru'nun da biliyorsun yeni bebeği oldu. Evet. Senin bu konuyla ilgili düşüncen. Dedin ya ne zaman gelirse hoş geldin deriz. Evet. Yani bu sonuçta şu anda bugünden sonra veya işte evlendiğinizden itibaren hayatınızın planları içerisinde olan bir şey. Evet aynen öyle. Dedin ki öyle. Nikah masasında düşündüğüm tek şey annem burada olsaydı diye. Yani annenin en çok istediği rahmetlinin. Bir torun sahibi olmak. Evet. Bunu artık hayata... Bunu artık hayata... Yani zaten yaş itibariyle de tam zamanı artık. Ondan evet. Sonra inandığımız bir huzur içindeyiz, mutluluğu yaşıyoruz. Çok güzel. Onun helal yaşam da, gibisi var mı ya? Tebrik onun ederim, meyvası da işte dedim ya aile yapacak süper. Tek şey... Çocuk, o zaman evlat aile olacaksın herhalde. Dedin ya imzayı attıktan sonra her şey hayatımda değişti ya. Sen asıl değişim aslında çocuğunu kucağına aldıktan sonra. Şu anda yaşamadan sonra. Bilmiyorum. İnşallah hep... yaşayacaksın. Peki yani işine devam edecek İstiyorum. Misin? Tabii yani ben zaten her zaman böyle oldu. Bu evliliğimde değişen bir şey değil. Kendi hayatımla sahne hayatım hiçbir zaman yan yana olmadı. Yani onlar çok farklı değil. Oradaki bir duruşum var. O sahnede ve şurada geçerli. Seda Üren, gerisi Üren'i beni hiç ilgilendirmiyor. Yani ben normalde Seda olarak yaşıyorum. Lay lay lay, burada şarkı söylüyorum. Evde de şarkı söylüyorum. Bir farklılık yok. O yüzden benim mesleğimi, eşimi rahatsız edecek hiçbir tarafı da olmadı. Ya da beni eleştirecek, yönlendirecek. Dolayısıyla ben her zaman zaten güzel kurumsal gecelerde ve yazın konserlerde sahne alıyorum. Bunlar devam ediyor, devam edecek de. Çocuk olunca tabii ki çocuğuma zaman ayırmak isterim. Böyle bir lüksüm var. Bir dönem evet, mutlaka. Yani bu böyle bir lüksüm var. Ayırmak isterim. Bu arada da şunu belirtmek istiyorum. Programın başında Devlerin Aşkı Büyük Olur klip şarkım. Sevgili Sema eden arkadaşımız Mahmut Sami Güçlü. O güzel kardeşime dostuma çok teşekkür çok ederim. Güzel benim konserlerimde kattı. De benimle beraberdi. Birçok konserimde de. Zaten ya. Ona da çünkü çok önemli. Az yani sonra Seda'dan tekrar bir şarkı dinleyeceğiz zaten ama Meriç'in şu andaki hayatta Meriç'in şu an hayatında biri var mı? Ediyoruz. Yok. Sen hiç evlenmedin mi? Ben hiç evlenmedim ya. Olmadı kısmet. Benim işim biraz zorlaştı. Yani artık yurt dışına çevirdim hedefi. Yani hedefi ne yaptın? Ya, yurt dışına çevirdim. Neden? Ya aşağı tarafa ya yukarı tarafa. Ya işte sıkıntı yaşıyoruz yani. Her şey tavına geliyor. Bedeli ödüyoruz o 2006'daki işte
yaşananların bedelini ödüyoruz. Yani hemen oraya takılıyorlar insanlar. Böyle bir dezavantaj yani böyle, var değil mi? Böyle maalesef bir bakış açısı var. Bir dediler ki Türk halkı balık hafızalıdır, unutur. Her şeyi unutuyorlar, bunu unutmuyorlar. Bir de her programda kendini ifade de edemiyorsun. Ayıp ya, 12 sene geçmiş. İfade edemiyorsun her programda kendini. Öyle bir zaman da yok. Yok. Yani ben de size şöyle teşekkür ediyorum. En azından bugün beni çağırdığınızda dediniz ki Meriç abi ben, sen neysen biz onu görmek istiyoruz. Tabii ki, bugün. Bu çok önemli yani. Bunun için ben sana da özel teşekkür ediyorum. Çağla'ya da. Estağfurullah. Yapım abi. Ekibine de, Show TV iç yapımlara da. Yani, Seda Hanım. Pardon abi. Estağfurullah. Bir alo der misiniz? Alo. 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 Günaydın Sinemciğim. Günaydın. Kim acaba? Sinem Nefesoğlu. Ah, programa çıkarken öp dedi, yemin ediyorum. Sinem, öpecektim yavru kuşum. Öpecekti, öpmedi. Sinemciğim ben öpüyorum seni buradan. Hayır, ben öpeceğim yine. Gel öpeyim. Öpüşelim. Ben bağlanmışken Sinem için. Canım, çok teşekkür ederim. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok güzel program, zevkle izliyorum. Sağ ol canım, çok teşekkür nasılsın, ederim. Nasılsın, iyi misin? Biraz kendini kötü hissediyordun, yorgun, mevsim değişikliği, iyi misin? Evet, evet. Daha iyi olsam aslında oraya gelip sürpriz yapacaktım. Ay, ne ama güzel olurdu. Aa, şimdi güzel olurdu. Olunca, sen onun gelini oluyorsun değil mi? İbit. Nasıl bir gelin Seda Hanım? Sidem Hanım. Seda çok iyi bir gelin. Gerçekten memnun musunuz çok gelininizden? Tatlı, çok şeker. Ve çok seviyoruz ailece onu. Ne güzel. Bir şey arkadaş gibiyiz. Yani her şey yani. Evde temizliğinden, ne bileyim kocasına bakmasından. Ya nereden bizim i̇şte evdeki temizliği oldu? Elti şey yapar, anladın mı? Alişan biliyorum biliyorum. Evindeki temizliğini de biliyorum. Düzenini de biliyorum. Eşine olan saygısını, sevgisini de biliyorum. Gerçekten çok takdir ediyorum ve çok beğeniyorum ve hep yanındayım. Her zaman da yanında sağ olacağım. Sağ canım benim. Ne güzel. Ne güzel. Gerçekten çok seviyorum onu. Sağ ol Biter. Ben de sizi çok seviyorum. Seni seviyorum. Canım benim. Çok Biter güzel gözüküyorsunuz. Alişan bu arada ne yapıyorsun? İyi misin? Allah şükür, ne yapalım. Alişan'la da bir anımız var bizim. Evet. Evinde klip çekmiştik. Evet. Hadi. Aa. Ama sen çok güzel evi varsın. İkimize birden şarkısını Sinem'in evinde çekmiş. Klibi, evet. Bak, ben de çocuklarımı kapuçinoya götürüyorum. Çok güzel evet, bir point evet, club çok var. Güzel. Yazın özellikle çok keyifli ata oluyor. Ata bineyim Sinem dedim de sizin çok için de binemedim. Orada çok güzel atlar var, çocuklar bile, yetişkin insanlar. Ya ben insanlar de işte birkaç kere bindireyim dedim. Benim çocuklar biraz huysuz. Evet, korktular. Evet, Çağla'nın oğlanları bir türlü bindiremedik ama ben alıştıracağım Uzay'la Kuzey'i, muhakkak bindireceğim. İnşallah. Yazı artık biraz daha büyümüş olurlar. O zaman bindiririz evet, Sinem'cim. Evet. Çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür Sağla ediyoruz. Bağlandığın için. Sinem'cim. İyi bak Sinem'cim, kendine eşine, çok selamlar. Teşekkürler. Kocaman öpüyorum. Canım selamlar, benim sevgiler. Öpüyorum. Hepinizi biz de öpüyoruz. Diğer konuklara da selamlar. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun. Saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Sen duymadın. Meriç abi dedi ki artık dedi buradan bulamıyorum. Ümidi kestim, artık yurt dışına açılacağım dedi. Ya aşağı ya yukarıya. Nasıl aşağı yukarı? Yani ya Bosna'ya çıkacağım ya ineceğim Suriye'ye. Yani, baksana bir şey söyleyeyim mi Meriç Bey? Yani bunu bence sizi o programdaki gibi böyle hani o kurgudaki gibi bir insan zannedip uzaklaşan şimdi, veya yakınlaşmaktan tamam, korkan insanlar olabilir. Bakın şimdi olabilir. Bayandan görüştük. Makul, mantıklı. Tamam diyor. Hem de yani dönüp de kimseye bakmamış kızlar, yani çok ciddi tertemiz kızlarla görüştüm. Ancak ailesi devreye girince iş bozuluyor. Ya. Anlıyor musun? Ama şimdi annesi babası ne yapsın abi? Haklı. Ya kaç bir şey mesela, bak, kızın yaşı kaç demiyorum mesela? Ama ben bedeli ödüyorum sonuçta, faturayı ödüyorum yani. Düşünsene abi annesi babası. Ben de dedim ben üzülüyordum öyle duruyorsun sen. Ha, ben de şey oldu. Canım benim ha. Düşünsene şey şimdi yani, annesi kız annesine gidiyor, anneciğim ben birine aşığım işte sizinle tanıştırmak istiyorum diyor. Babasına. Kim diyor Meriç? Kim diyor Meriç? Hangi Meriç? İşte o Meriç deyince adam arkana hemen. Bu der düğünde bir oynar der, rezil olduk şöyle. Yani mutasip de aileler. Yani mutasip de aileler, yani istediğimiz kızlar da tam mutasip aile. Yani iş tam karışıyor. Anladın mı? Yani hafif biraz ya değiştireceğiz çizgiyi ama işte evlilik hususunda da bazı kriterlerim var yani. İnşallah. Peki Caner, sana evlilik ne zaman? Ben düşünüyoruz ya bu yaza inşallah. Vallahi inşallah. İnşallah. Hayırlısı hadi inşallah. Olsun. Geçen yaz istiyorduk da olmadı, bu yaza inşallah. Adana'da mı burada mı olacak? İkisi vallahi ikisi de olur herhalde ya. Çünkü bütün sülale Adana'da benim. Burada pek dayımlar var da bütün geri kalanı hepsi Adana'da. İnşallah bakalım ya. Peki yeğeninle aran nasıl? İyi. O daha iyi 2 yaşında gerçi, daha o şu an bilmiyor tabii ki. 3 oldu da telefonda hiç konuşmuyor. Arıyorum hiç kesinlikle. Hiç konuşmuyor telefonda. Adana'ya gittiğim zaman görüyorum. Bundan sonra senin en önemli görevin artık abinin yadigarı, ona çok iyi bakmak. İnşallah. Ona inşallah güzel bir gelecek hazırlama. Çünkü artık sen de babasın. İnşallah. Evet, şimdi yine küçük bir konuğumuz var. Onun sesini dinlemenizi istiyoruz. Benim çok sevdiğim bakın, bir dostumuz. Bakın nasıl güzel bir ses. Küçük. Rahim'in daha önce de benim doğum günüme gelmişti biliyorsunuz. Udu'yla ve Kanun'uyla vesaire gelip bana sürpriz yapmışlardı. Şimdi onların küçük bir yeğeni var. Çok tatlı, çok şeker. Birazcık heyecanlı. Onu dinlemek istiyoruz. Birazcık moral olarak çok da güzel bir türkü okuyacak.
Hep beraber gelsin Emir Başak. Emir hoş geldin. Emir Tami Alişan hayranı. Evet. Onu biraz da... biraz heyecan var. Biraz bence direkt şarkıya girelim. Çok konuşmayalım istersen. Söyleyebilecek misin? Söylersin evet, ya. Mardinli güzel aslan yarın değil mi? Aslan gibi söylersin. Hadi bakalım. Hadi alkışlar Emir için. Bakalım. Dinleyelim. Çok. Çok mu heyecanlandın? Şarkı söylemeyi çok seviyorsun ama değil ya, mi? Ya şarkı söylemek değil de yani şimdi iki yaşımdan beri ben şarkıyla uğraşıyorum. Sadece sizi gördüğüm için. Canımsın. Ay kıyamam ya. Canımsın benim. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ederiz Emre. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra buradayız. Programımızın sonuna geldik. Seda'dan güzel haberler bekliyoruz.
İnşallah. İnşallah. O zaman da yine seni konuk etmek istiyoruz inşallah. Yine şarkılarında sesinle. Caner'den yine güzel haber. İnşallah. Yaza düğün. İnşallah. Geliyorum düğüne. Çağırıyorsun i̇nşallah. Geliyorum. Tabii, şarkılar, türküler okuyoruz düğünde. İnşallah. Caner'e bir kocaman alkışlar mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Neriş abi. Hastalığına rağmen geldin. Çok çok teşekkür ederim. Çok Allah teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin için yani yayın ahlakımızdan dolayı ölmediysek geliriz Allah yani. Razı olsun. Çok çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O güzel sesini sizlere veda ediyoruz. Yarın görüşmek üzere efendim. Asmaldık. Tamam mı? Devam mı? Aşığız. Yalan mı? Tamam mı? Devam mı? Aşığız. Yalan mı? Tamam mı?